İyi akşamlar. Akdeniz 2017 sorularına 18. soruyla devam ediyoruz. Evet, sorumuzu okuyalım. İki oyuncu sırayla her hamlesinde bir hane olmak üzere m çarpı n boyutu bir tablonun hanelerini boyuyorlar. Boyanmış olan bir hane ile tam olarak bir ortak köşesi bulunan haneleri boyamak yasaktır. Boyanmış bir hane ile ortak kenara sahip olan hane boyanabilir. Hamle yapamayan oyuncu oyunu kaybediyor. Oyun 12 çarpı 13, 12 çarpı 14, 13 çarpı 14, 13 çarpı 15 ve 14 çarpı 15 boyutlu tablolarla birer kez oynanırsa ilk hamleyi yapan oyuncu bu oyunlardan kaçını kazanmayı garanti edebilir. Evet, bakalım. Şimdi öncelikle şöyle 5 çarpı 3'lük bir tablo çizelim. Küçük bir şeyle deneyelim. Burada birinci oyuncu olduğumuzu varsayalım. İlk oyuncu isek hangi haneyi boyayarak oyuna başlamayı tercih ederiz. Dolayısıyla tipikliğe ilk sıradayız zaten. Merkez kareyi boyadığımızı düşünelim. Evet. Bakalım bu durumda ikinci oyuncu neler yapabilir? Evet, ikinci oyuncu tabii bu köşelerimizde bulunan yerleri boyayamıyor. Onun dışındaki yerleri şu anda boyayabilir. Örneğin eğer ikinci oyuncu burayı boyarsa bizim buna karşılık kırmızı kareyi böyle arkasındaki resmi alalım. Burayı boyamamız gerekir. Böylece bir cevap bulmuş oluruz buna karşılık. Eğer bir yer boyuyorsa onun simetrisi de mutlaka boştur ve biz orayı boyayabiliriz. Bu düşünceyle ikinin her hamlesine karşı bizim bir cevabımız var. Tabi bu oyunda sonlu hamlede sürecek. Biz her zaman bir cevaba sahibiz. Dolayısıyla bir süre sonra B'nin hamlesi kalmayacaktır. Ve oyunu birinci oyuncu kazanır. Yine burada mesela D buraya oynarsa hemen simetrisi olan şu karşı kareyi oynamamız gerekir vesaire. O zaman mesela 5 çarpı 3 diyelim. Şimdi evet, birinci oyuncu kazanır. Peki, burada kenar sayılarından birisi çift sayı olursa, en azından bir çift sayı olursa, ben burada 2, 4, 6'ya 4 gibi tablo yapmışım. Bu durumda da ikinci oyuncunun daima bir kazanan stratejiye sahip olduğunu gösterelim. Mesela bu 4'ün olduğu satırı, evet, bir simetri eksenini çizelim. Burada yukarıdan aşağı doğru da çizebilirdik. Hem satır hem sütun sahip çift olduğu için bir tanesini yapalım. Şimdi birinci oyuncu olarak biz nereyi yaparsak, nereye oynarsak, mesela burayı yapmış olalım şöyle. Burada doğruya göre simetri alınacak. Biz burayı oynarsak ikinci oyuncu da bu doğruya göre simetrisi olan burayı oynayacaktır. Yani biz ne yaparsak ikinci oyuncu da daima bir cevaba sahip. Oyunda sonlu hamlede biteceğine göre ve ikinci her zaman hamle yapabildiğine göre bu oyun bizim elimizde kalacaktır. Burada da ikinci oyuncu daima kazanır. Bu şekilde yani akıllı bir strateji oynarsa burada simetri ekseni var. Bu doğruya göre bizim hamlelerimizin simetrisiyle kazanabiliyor. Dolayısıyla 12 çarpı 13'ü kazanamayız. 12 çarpı 14'ü kazanamayız. 13 14'ü kazanamayız. Şu birinci oyuncuysak 13 15'i orayı kazanabiliriz. Diğerleri ikinci oyuncu kazanır. Evet. Yani kötü bir hamle yaparsa ben kaybedebilirim ama yani garantilerine zor olduğu için evet. Biz sadece birinci oyuncu 13 çarpı 15'i garantileyebildik diye. Sıra 5 oldu. Şimdi 19. soruya bakalım. Pozitif terimde A0, A1, A2 dizisi A0 eşittir 1 olmak üzere aşağıdaki şekilde tanımlansın. A1 eşittir 1 bölü A0 artı A1 ve her K büyük eşit 2 için AK eşittir diye bilen bir ifade var.
Buna göre A99'un tam değeri aşağıdakilerden hangisidir? Evet, mesela biz burada K'ya 2 verirsek A2 ile ilgili şöyle bir şey görürüz. A2 eşittir. Evet, 1 bölü A0 artı A1 artı 1 bölü A1 artı A2. 1 bölü A0 artı A1 de A1'e eşittir. Dolayısıyla A1 artı 1 bölü A1 artı A2 olduğunu görürüz. Şimdi biz bunu ne diyelim? Her evet. A büyük eşit 2 için böyle yazabiliriz o zaman. Arka ifademiz şuradan itibaren aldığımız zaman şuraya kadar evet. Burası da A K ile eşit olacak. Dolayısıyla A K 1 artı 1 bölü A K 1 artı A K ifademiz var. Nedir? Her A büyük eşit 2 için. Evet. Şimdi bizim burada biraz oynama yapmamız gerekiyor. Her eşitlemeyi deneyebilirsiniz. AK-1'i AK'nın yanına almayı deneyebilirsiniz. Yanına alırsak, sonra içler dışarı çarpımı yaparsak böyle oluyor. AK-1 ile AK-1 ifadelerimizin çarpımı 1'e eşit oluyor. Buradan da ne görüyoruz? 2 kare farkı elde ettik. AK-AK-1 kare eşittir 1'dir. Yani iki kare farkından daha öte burada bir teleskopik ifade var. Alt alta toplanırsa buradan bir ilerleme sağlayabiliriz. Evet. O zaman şöyle yapalım biz. Bunu toplam sembolüyle şöyle yapalım. Yani burada K'yı 2'den başlatabiliriz. 1'den başlatamıyoruz. Çünkü bu özdeşlik A büyük eşit 2 için doğru olan bir şeydi. 2'den 99'a kadar diyelim şöyle. 99'a kadar AK kare eksi AK eksi 1'in karesi eşittir. Burada 1 olduğu için 1'i 99 eksi ne diyelim 1 ile yani 98'e çarpmamız lazım. 98 eşittir. Dolayısıyla buradan da ne biliyoruz? A 99'un karesi eksi A1'in karesi eşittir 98. Bize verilen ilk eşitlikte A1 eşittir 1 bölü A0 artı A1'de eşitliği sağlayan A1 gerçel sayısının sıfırla 1 arasında olduğunu gözlemleyebiliriz. Şimdi derecenin denklemi yazarsak A1'in karesi artı A1 eksi 1 eşittir 0 ise buradan kökü 45 eksi 1 bölü 2 gelecektir. Bu da 0,1 aralığındadır. Karesi de 0,1 aralığındadır. A1'in karesi de 0,1 aralığına düşer. Dolayısıyla A99'un karesi eşittir 98 artı A1'in karesi ise ne diyebilirsiniz? A99'un karesi için 1 koysak 99 oldu. 0 koysak 98 geldi. Yani 98 ile 99 arasında sıkışır. Evet, biz bunun tam değerini arıyoruz. Bu 10'dan gördüğünüz gibi yani kaybı kalırsak 9'un arasında sıkıştığına göre ona daha yakın tabi. Haliyle tam değeri 9'dur.